Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Ali İmran suresi 33 ve 37. ayetler arasını beraberce değerlendirmeye çalışacağız. Bu bölümde özellikle Hazreti Meryem ile ilgili ayetler yer almakta ve Allahu Teala gerek Ali İmran suresinde gerekse Meryem suresinde Hazreti Meryem ile ilgili bazı durumlara dikkat çekmekte. Kur'an-ı Kerim tarihten bir takım olayları bize anlatırken günümüze de bizlere ve bütün insanlara bir takım mesajlar sunmakta. Bunları beraberce görmeye çalışacağız. Yüce Allah Ali İmran suresindeki bu ayetlerde şöyle bildiriyor. İnna Allah istafa Adem. Şüphesiz Allah Adem'i seçti ve Nuhan ve Nuh'u seçti ve Ale İbrahim'e ve Ale İmran'e İbrahim ailesini, hanedanını seçti ve Ali İmran'ı, İmran ailesini, neslini seçti. Alel alemin, alemlerin üzerine onları üstün kıldı, seçkin kıldı. Burada önce iki şahıs görüyoruz. Bunlardan biri insanlığın ilk atası Hazreti Adem. İkincisi insanlığın ikinci atası Hazreti Nuh. Ve üçüncü olarak Ali İbrahim. Ali İbrahim derken Hazreti İbrahim'in neslinden gelenler ve İbrahim Aleyhisselam kendisi kendisinden sonra bir yad-ı cemille anılmayı Cenab-ı Hak'tan istemiştir. Ve cealli lisane sıdkın fil ahirin, sonra gelenler içinde bana bir yad-ı cemil, dosdoğru bir şekilde anılmayı nasip et demiştir. Ve duası kabul edilmiştir. Allah-u Teala onu Ebul Enbiya yapmıştır. Onun neslinden pek çok peygamberler gelmiştir. İşte İshak oğullarından birisi, İsrail oğulları oradan geliyor. İsmail oğullarından bir başkası, Araplar oradan geliyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da oraya dayanmakta. Bu açıdan Hazreti İbrahim'e Ebul Enbiya, peygamberlerin atası denilmekte. Ve diğer bir hanedan olarak da burada Ali İmran, İmran ailesi. Burada İmran ailesi olarak nazarımıza verilen Hazreti Meryem'in babası, Meryem'in annesi ve onların çocuğu olarak Hazreti Meryem ve ardından Hazreti Meryem'in de çocuğu olarak Hazreti İsa. Bu manada Allahu Teala ona da dikkat çekiyor. Ve bunların alemlere üstün kılındığını, alemler üzerine seçildiğini bize bildiriyor. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Bunlar birbirinden birer zürriyet olarak, bir kısmı bir kısmından bir zürriyet olarak gelmekte. Vallahu semiun alim. Allah işitendir, bilendir. İz galet imratu İmran. İmran'ın hanımı şöyle demişti. İmran burada Hazreti Meryem'in babası. Ve İmran'ın hanımı derken Hazreti Meryem'in annesi ve isminin Hanne olduğu bazı kitaplarda geçer. İşte Meryem'in annesi Hanne şöyle dua etmişti. Rabbi inni nezertu leke ma fi batni. Ya Rabbi, ben batnımda olan, karnımda olanı sana nezrettim. Muharraren, sana tamamen adadım. Fetekabbel minni, onu benden kabul et. İnneke entes semiul alim, şüphesiz sen işitensin, bilensin. Felemme vadaathe, onu dünyaya getirdiğinde galet dedi ki Rabbi inni vadatuha unfa. Allah'ım, ya Rabbi, ben onu kız olarak dünyaya getirdim. Vallahu alemu bima vadaat. Halbuki Allah onun dünyaya ne getirdiğini, kız mı erkek mi getirdiğini en iyi bilendir. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَى. Ve kız وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَى, erkek kız gibi değildir. وَاِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ, ben onu Meryem olarak isimlendirdim. Adını Meryem koydum. وَاِنِّي اُعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا, ben onu ve onun neslini senin korumana havale ediyorum. Mineşşeytanirracim,
Onu ve onun neslini kovulmuş şeytanın şerrinden sana havale ediyorum. Fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasen. Ve onun Rabbi onu gayet güzel bir şekilde kabul etti. Ve enbeteha nebaten hasene. Ve Meryem'i güzel bir şekilde büyüttü, yetiştirdi. Ve keffeleha Zekeriya. Ve Zekeriya'yı ona kefil kıldı. Onun eğitimiyle, terbiyesiyle mükellef kıldı. Küllemâ dakhala aleyhâ Zekeriyyel mihrab. Zekeriya ne zaman mihrapta bir hücrede olan Meryem'in yanına girse vecede indehâ rizka, onun yanında rızık buluyordu. Gâle ya Meryem, dedi ki ey Meryem, ennâ leke hâzâ, bu sana nereden geliyor? Gâlet huve minindillâh, Meryem dedi ki Allah'tan, Allah katından geliyor. İnnallâhe yarzuku men yeşâ bi gayri hisâb. Şüphesiz Allah dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırır. Değerli izleyenlerim, buraya kadar arz ettiğim ayetlerin kısa bir meali idi. Ve burada şunu görüyoruz. Allah-u Teala Hazreti İsa'nın annesi Meryem'in dünyaya gelişini bize ayrıntılı diyebileceğimiz bir şekilde anlatıyor. Bu gibi ayrıntılarda insanlar için önemli dersler, hikmetler var. Her şeyden önce Allah-u Teala burada bir istifa kanununa dikkat çekiyor ve bazı nesillerin insanlık aleminde seçildiğini bize bildiriyor. Nasıl arılar içinde bir tanesi daha seçiliyor, onlara kraliçe oluyor ve diğer arılardan farklı oluyor. Ve bir öğretmen sınıftan en seçkin olanı başkan olarak seçer, onu diğerlerine bir nevi idareci yapar. Allah-u Teala insanlık aleminde de bazı fertleri ve hanedanları seçmiş. Fert olarak burada Hazreti Adem ve Hazreti Nuh nazara verildi. Birincisi insanlığın ilk atası, ikincisi de insanlığın ikinci atası. Nuh tufanından sonra insanlığın nesli Hazreti Nuh ve ona tabi diğer insanlar tarafından devam ettirilmiş oldu. Günümüz insanları onların nesillerine dayanıyor. Ve hanedan itibariyle de Ali İbrahim, İbrahim hanedanı ve Hazreti İbrahim'in neslinden çok peygamberler gelmiş. Bizler tahiyyata oturduğumuzda Allahümme salli Allahümme bariki okurken Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim diyoruz. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in nesline rahmet ettiğin gibi peygamberimizin de nesline, peygamberimize ve nesline rahmet et ve onları mübarek kıl. Bu anlamda dua ediyoruz. Ve malum Hazreti İbrahim'in neslinden nice peygamberler gelmiş, Peygamber Efendimizin de neslinden nice veliler, nice alimler gelmiş. Dolayısıyla ümmetin bu duası makbul bir dua olmuş. Ve bir başka hanedan, aynı zamanda bu Kur'an-ı Kerim'de surelerden birinin de adıdır. Âl-i İmran, İmran hanedanı, İmran nesli. İmran Hazreti Meryem'in babası ve burada babasından ayrıntılı bir bilgi edinememekteyiz. Ama annesiyle alakalı bir duruma dikkat çekiliyor. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hazreti Meryem'in annesi Hanne bir gün bakıyor, böyle bir kuş yavrularıyla ilgileniyor. Gidiyor geliyor, onlara rızık getiriyor. O kuş yavrularını görünce kendisinde de annelik duyguları daha böyle kabarıyor. Çocuk sahibi olmayı arzu ediyor. Ve neticede Allah-u Teala onlara bir çocuk ihsan edecek. Ama Hanne zannediyor ki dünyaya gelecek çocuk erkek çocuk olacak. Ve dua ediyor. Rabbi inni nezertu leke ma fi batni. Karnımdakini diyor muharraran, sadece sana has olarak, sana abd olması için ben nezrettim diyor. Ve olaylar Kudüs ve civarında geçmekte. Hazreti Zekeriya o zaman Kudüs'teki mabedin sorumlusu ve insanların terbiyesiyle, yetiştirilmesiyle meşgul. Aralarında akrabalık da bulunmakta. Ve Hazreti Meryem'in annesi
onun erkek evladı olacağını ümit ederek karnındaki çocuğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya nezrediyor. Ya Rabbi, bu senin mabedinde sana kul olsun, senin dinine hizmet etsin diyor. Fetekabbel minni diyor duasında. Bunu benden kabul et. İnneke entes semiul alim. Şüphesiz sen işitensin ve bilensin. Felemme vadaathe. Ama çocuğunu dünyaya getirdiğinde bakıyor ki erkek çocuğu değil, kız çocuğu. Şaşırıyor, üzülüyor ve tahsürle, üzüntüyle diyor ki galet Rabbi inni vadaatuha unsa. Yani ya Rabbi, ben onu kız olarak dünyaya getirdim. Bu tabi bir şaşkınlık alameti. Allahu Teala onun neyi dünyaya getirdiğini bilmekte. Gönderen zaten Allahu Teala. Zaten ayetin devamında buna dikkat çekilmiş. Vallahu alemu bima vadaat. Allah onun ne dünyaya getirdiğini en iyi bilendir. Böyle olmakla beraber o şaşkınlıkla ya Rabbi kız çocuğum oldu diyor. Kız çocuğu dünyaya getirdim. Ve leyse zekerukel unsa, erkek ise kız gibi değildir. Yani kız çocuğu mabedinde nasıl hizmet etsin? Erkek çocuğu bundan farklıdır. Keşke erkek olsaydı diye temenni de bulunuyor. Burada belki şöyle bir duruma da dikkat çekmekte fayda olur. Gerçekten bir insan Allah'a dua eder. Allah'a dua dilekçesiyle müracaatta bulunur. Allahu Teala isterse duasını aynen kabul eder, isterse de daha faydalı bir şekilde kabul eder, isterse de dünyası için değil, ahireti için kabul eder. Burada o normal bir çocuk bekliyordu, erkek çocuk. Ama Allahu Teala nice erkek çocuktan çok daha hayırlı olan ve Kur'an-ı Kerim'de isminden bahsedilen, dünya kadınlarının bir nevi efendisi durumunda olan Hazreti Meryem'i dünyaya gönderdi. Ve Hazreti Hanne'yi ona anne yaptı. Onu da böyle bir şerefle taçlandırdı, şereflendirdi. Demek ki Allahu Teala bazen de bizim istediğimizden çok daha hayırlısıyla duamızı kabul eder. Ve inni semmeytuha Meryem, ben onu Meryem olarak isimlendirdim. Ona Meryem adını koydum diyor. Meryem onların dilinde Allah'a kul olan, Allah'a abd olan anlamında. Burada şunu da görüyoruz. Çocuğa güzel bir isim koymak, bu da çocuğun anne baba üzerindeki haklarından bir tanesidir. Çocuğumuz kendi cinsiyetini kendi tercih edemez. Bu Allah'ın tercihidir. Allah onu takdir etmiştir. Çocuğumuz kendi ismini de tercih edemez. Onu da anne baba tercih etmişlerdir. İsim koymak anne babaya ait. Bu açıdan İslami isimler koymak, mukaddes manaları çağrıştıran, tarihimizden, kültürümüzden manaları çağrıştıran isimler koymak önemli bir durumdur. Anne babaların bir görevidir. Ve burada başka bir duruma da dikkat çekiliyor. Ve inni uizuha bike ve zürriyetehe mineşşeytanirracim. Ben onu ve zürriyetini kovulmuş şeytanın şerrinden sana havale ediyorum. Senin onları korumanı istiyorum. Bu da anne babanın çocuklar hakkında yapacağı en güzel dualardan. Daha dünyaya bebek gelir gelmez o çocuğa dua etmek. Ya Rabbi, şeytanın şerrinden çocuğumu muhafaza et. Onun neslini muhafaza et. Bu anlamda dua etmek. Bakın Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem olayını anlatırken hepimize ne güzel mesajlar sunuyor. Çocuk daha dünyaya gelir gelmez ona dua etmek, şeytanın şerrinden Allah'a havale etmek, Allah'ın korumasına havale etmek. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ hasen. Ve onun Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti. Ve اَنْبَتَهَا نَبَاتًا hasene. Ve güzel bir şekilde onu büyüttü, yetiştirdi. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّ ve Zekeriya'yı ona kefil kıldı. Onun eğitimiyle, terbiyesiyle mükellef kıldı. Acaba Meryem'le kim ilgilenecek? Mabetteki böyle dini şahsiyetler aralarında kura çekiyorlar ve kura Hazreti Zekeriya'ya çıkıyor. Allahu Teala öyle denk getiriyor ve böylece ileride Hazreti İsa'yı dünyaya getirecek olan Hazreti Meryem bir peygamber terbiyesiyle yetişiyor. Normalde mabede kız çocuklar bu tarz vakfedilmiş olarak kabul edilmezken adeta özel bir iltimasla,
özel bir durumla Hazreti Meryem kabul ediliyor ve bir peygamberin terbiyesiyle, yetiştirmesiyle yetiştiriliyor. Küllemâ dahale aleyhâ Zekeriyyel mihrab, her ne zaman Zekeriya mihraptaki Meryem'in yanına varsa, burada mihrap küçük odacık anlamında, yani Hazreti Meryem Mescid-i Aksa'nın odacıklarından birinde vaktini ibadetle değerlendirmekte ve yetişmekle değerlendirmekte, Hazreti Zekeriya da zaman zaman onun yanına ziyarete gitmekte. Hazreti Zekeriya ne zaman Meryem'in yanına varsa وَجَدَ اِنْدَهَا رِزْقَ, onun yanında rızık buluyor. Ve tefsirlerde anlatıldığına göre yazın kış meyveleri, kışında yaz meyveleri buluyor. قَالَ يَا مَرْيَمْ اَنَّا لَكِ هَذَا, ve şaşkınlıkla soruyor, ey Meryem bu nereden geliyor? قَالَتْ هُوَ مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ, Meryem dedi ki Allah katından. اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ, Allah dilediğine hesapsız rızık verir, rızık gönderir. Burada birkaç önemli hususa dikkat çekmek istiyorum. Bunlardan biri şu: bugün camilerimizin bir kısmının mihrabında biraz önce okuduğum ayetin ilgili kısmı yer alıyor. Küllemâ dahale aleyhâ Zekeriyyel mihrab. Zekeriya ne zaman mihraptaki Meryem'in yanına girse. Meali bu ayet-i kerimenin ve cümle burada bitmiyor. Ama nedense pek çok camide bunu mihraba koymuşlar. Herhalde mihrap kelimesi geçtiğinden dolayı. Halbuki mihraba daha uygun olan fevelli ve şeke şatral mescidil haram, yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Yani yüzünü kıbleye çevir. Bu ayet-i kerime mihraba konulması daha uygun. Zaten genelde de camilerimizin mihrabında bu bulunmakta. Fevelli ve şeke şatral mescidil haram. Ama az bir kısmında da nedense mihrap kelimesi geçtiğinden dolayı Hazreti Zekeriya'nın Meryem'in yanına girişini anlatan ayeti kerime bulunmakta. Kanaatimizce bu uygun değil. Çünkü buradaki mihrap küçük odacık anlamında, günümüzdeki kullanıldığı şekliyle değil ve cümle burada bitmemekte, mana eksik kalmakta. Bu açıdan yeni camilerde duruma daha dikkat edilmesi ve uygun olan ayetin oraya konulması daha isabetli olacaktır. Bu birinci mesele. İkinci mesele ise Hazreti Meryem peygamberlerden değildir. Ama burada görüyoruz ki yaz mevsiminde kış meyveleri, kış mevsiminde yaz meyveleri geliyor, taraf ilahiden gönderiliyor. Demek ki kerametül evliya hak. Yani velilerin kerameti haktır. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir misali Hazreti Meryem'e bu manada özel bir rızkın gönderilmesidir. Allah dilediği zaman başka kullarına da çok özel rızıklar göndermeye kadirdir. Cenab-ı Hak bizleri de hesapsız rızıklarına mazhar eylesin, nail eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.